Merhaba arkadaşlar. Hayırlı akşamlar dilerim. Şimdi Ulufa hissesine bakacağız. Durumu nedir diye. Ondan önce hatırlatmam gereken bilgiler var. Şimdi daha iyi bir iletişim sağlamak için arkadaşlar Telegram sayfası oluşturdum. Telegram'a girdiğiniz zaman Borsacı İlkay Keskin yazdığınız zaman karşınıza direkt çıkarım. Veya YouTube kanalıma geldiğiniz zaman bu bilgilerimin altında bakın burada bir link var. Linke tıkladığınız zaman direkt size Telegram sayfama yönlendirir. Bilginiz olsun. Burada ayrıyetten de VIP kanal oluşturdum. VIP kanala gelmek isteyen arkadaşları da beklerim. Küçük bir meblağ karşılığında sayfaya yani o VIP kanala alıyorum. Yani daha ucuz hisseleri paylaşıyorum. Al sat fırsatları geldiği zaman anlık al sat fırsatlarını da söyleyeceğim sizlere. Daha çok orta ve uzun vadede çok az düşecek hisseleri ön planda tutacağım. Bilginiz olsun. Ayrıca de Excel çalışmalarımı da paylaşacağım. Sizleri oraya da beklerim arkadaşlar. Tavsiye ederim. Ben bu zamana kadar zarar etmedim. Ha, biraz erken ayrıldığım oldu. Erken çıktıklarım oldu ama bu zamana kadar hiçbir şekilde zarar ettiğim olmadı. Bilginiz olsun. Sizleri de beklerim. Şimdi Ulufa hissesinin durumuna bir bakalım. Şimdi arkadaşlar Ulufa hissesini ben dolar bazında sürekli mal alacağım zaman dolar olarak bakıyorum. Yani şimdi bu grafiği açıyorum. Ona göre alıyorum. Yani tutup da TL bazında şöyle aldığım zaman bak şuradaysa fark etmez fiyatı ne olursa olsun. Aşağılardaysa direkt al kısmına geliyorum. Genel destek ve teminatlardan alıyorum. Daha önceden bu Ulufa hissesini şuralardan almıştım. Buralardan aldım. Yukarılardan sattım. Bunu nasıl göstereceğiz? Şöyle sarı ile gösterelim. Şöyle kademe kademe verdim. Bilginiz olsun. Şimdi Excel döküyorum da ne zaman almışım? Şimdi Şubat 2024'te ben bunu Şubat ayında ben bunu al sat yapmışım. Ben buraya aldığım sattığımda bu şekilde sisteme giriş yapıyorum. Otomatik kendi ne kadar aldım, ne kadarlık aldım, yani kaç adet aldım, maltim nedir, toplam fiyatım nedir? Sattığım fiyatı falan her şeyi buraya giriyorum. Yüzde olarak da kendi hesaplıyor. Ben böyle azar azar alırım. Bakın gördüğünüz gibi. Ayın sonunda hacim olarak çok güzel bir hacme ulaşıyor. Bilginiz olsun. Mesela bakın imajda yüklü girmişim biraz. Tabi bu tek kademem. Yani komplesi değil. Şimdi bakın Ulufa ilk kadememi vermişim. Kaçtan? 9.38'den almışım. Son aldım. Bakın son aldım. İlk aldım değil. Son aldığımı ilk veriyorum. Bakın 9.38'den 550 adet almışım. Ondan sonra 10 liraya 10 kuruşa geldiği zaman satmışım. %7,5. Yani %8'e yakın bir kar yazmış. Sürümden kazanıyorum ben. Ondan sonra ikinci hesabımı bakın 9.78'den almışım. 11.05 TL'den satmışım. Kaç yazmış? %13 kar yazmış. Ondan sonra en son üçüncü kadememi yani. 9 TL 92 kuruştan mal etmişim. 12 TL 15 kuruştan satmışım. %22,5 kar etmişim bakın. O ay içinde. Bakın o ay içinde. Güzel kar. Hiç kimse vermez bu karı. Yani ben ilk aldım mesela tutmuş olsaydım daha fazla para kazanırdı ama riske gerek yok. Tekrar düşünün. Örnek şuraya hesaplayayım hemen. Bakın. Şimdi şuraya 7.68 bakın kar yazıyor. 12 TL 15 kuruştan eğer son aldığımı da eğer son sattığım yere kadar durdursaymışım bakın %30 kar yazardı. Bakın. Otomatik. Şimdi bu hisse güzel kazandırdı. Yalnız bu hisse şu an desteklerinde yalnız üstü de direnç. Yalnız çok ucuz bir hisse değil. Bilginiz olsun. Ha, çok sağlıklı trendi var bakın. Çok sağlıklı trendi var. Çok güzel. Bakın en sevdiğim hisse tipi. Bakın grafik tipi hisse tipi. Bakın şöyle gelmiş. Bakın böyle. Bakın çok güzel ya. Sonra bir şuradaki şeyi yapmış. Şurada yapacağı seviyesi vardı. Onu yapmış. Ondan sonra takılmış oraya aşağı komple vermiş. Gelmiş. Tekrardan bakın buraya düşmüş. Kaldırmışlar. Götürmüşler. Dirence tekrar takılmış. Bakın. Şuradan tekrar gelmiş. Buraya gelmiş. Sonra bakın.
takılıyor şu şekilde. Hop. Sonra alacak başını gidecek. Ve sürekli yükseliş. Çok güzel trendi var ya. Bakın 10 numara. Biz bunu buralarda aldık. Bakın. Şubat şuralarda tam kalkmadan aldık. Şuralar. Bakın şuralardan aldık. Şurada kademe kademe çıktıkça verdik. Bak çıktıkça verdik. Ha biraz daha beklesek daha çok kar ederdik. Ama biz riske atmıyoruz. Ne ederdik? Bak %45, %50'ye ki kar olurdu. Ama gerek yok. Kademe kademe vermek her zaman iyi olur. Her karımız kar oranı biraz az olabiliyor. Yani az gibi gelebilir ama şimdi bir ay içinde %22 aldığım oldu. %22. Şimdi meblağı sizin daha fazla yatırdığınız zaman %22 az para değil. Siz orana bakın. %22 de kazandırıyor. Vadeliye koysam bile %5 kazandırıyor. Her ay %22 kazandığını düşün. %20 hadi. %20 kazandı düşün. Yılın sonunda %240 kazanmış olursun. İstikrarlı kazanç. Her şeyden güçlüdür. İstikrarlı. Vazgeçmeden, yılmadan. Şimdi bu hissenin durumu arkadaşlar. Hisse yukarılarda. Daha doğrusu dirençlerine yakın. Aşağıda geleceği yerler var. Nedir? Bir bakalım geleceği yerlere. Şimdi hemen dirence takılmış. Hemen dirence takılmış. %2'si destek. Ulufa notumuzu alalım. %2 destek. Ondan sonra başka ne yapabilir? Şurada bir koridoru var. Bakın şurada bir koridoru var. %6 %6 %10 başka nesi var? Şöyle bir detaylı bakalım. Aynen bakın %6'sı şu anlık sağlam. Evet %6 sağlam. Güzel tepki yaptırırlar oradan. Ama güvenli mi? Tepki yaptırırlar hemen satış yiyebilir. Bir al sat fırsatı yapılabilir orada bilginiz olsun. Stop lost. Stopla beklemek kaidesiyle. Ya da özel emirler var. Özel emirle beklenebilir. Ama ekran başında olmak lazım. Hemen alıp emri vereceksin ya da almadan emir vereceksin. Almadan da emir verilebiliyor. Tabi her aracı kurumda yok bu. Bankalarda ile hiç yok. %14 %14 %14 şöyle %16 %16,80 aynen %16 %17 diyeyim. Direkt %17. Başka nesi var? Bakalım. Şurayı yoklatabilirler. %20 %20 ondan sonra %27 %27 ve %33 hatta şöyle yapalım %34 aynen %34 %34'ü var. Ya bu hissenin ucuz olabilmesi için yani tamam ben bundan zarar etmeyeyim. Bekledim mi de kar edeyim derseniz şöyle %20 falan düşmesi lazım. %20 düşecek ki %20'den sonra böyle %27'ye falan gelecek.
Ha, %27 geldiği zaman belki alım fırsatı vermeyebilir. Bir anda kaldırabilirler. O önceden bir emir vermek lazım. Ondan sonra eğer hiç riske girmeyeyim, hiç polemiğe girmeyeyim derseniz %34. Ama bazen şimdi oralara getirmeyebiliyorlar. Bu sefer de mal kaçıyor. Ne olur %20 de alınabilir kademeli şekilde. Ondan sonra düştü. %20 oradan bir alırsın. Sonra %30, %34 gelirse. Ay gelirse %20'ye gelirse ben de toplamaya tekrardan başlarım. Zaten Şubat ayında alıp sattığım bir hisse. Kötü hisse değil, güzel hisse. Yalnız biraz şu an primli. Üstü hemen direnç, bilginiz olsun. Başka nesi var bir bakalım. Aralarda direnç var mı yok mu? Şimdi şuraya takılabilir. Bakın. Şöyle bunda fitil yaptırırlar yani. Şimdi hemen üstü direnç. Böyle %0,5 hemen üst. Aynen hemen üst oluyor. Ondan sonra eğer hemen üstünü kırdıktan sonra %7,5. %7,5. Oradan sonra %10. Ha çok hızlı bir şekilde satış yiyebilir ama bilginiz olsun. %14'ü var. %14. Başka nesi var? Şunu yaptırabilirler. Bakın. %23, %24 o civarda. %23, %24. Ha başka ne olabilir? Ayrıyetten de şunu belki o da bakın şuradaki fitil gibi olur. Bakın şurada yapmış ya. Bakın kaldırmışlar. Şöyle kaldırmışlar. Bir anda da geri indirmişler. O hareketi yaptırabilirler. O da ne? %43. Bazen götürebiliyorlar. Çok alan olmayınca. %44. Onu da yazalım. Ha güvenli mi? Güvenli değil. Güvenli değil. Riskli. Şimdi TL bazında bakalım Lufa'nın durumuna. TL olarak nedir? %2. %13. Bakayım tam bakayım yanlış bakmayayım. %13 0,5 kuruş. %13 yani. 0,5 eklememize gerek yok. Ondan sonra %6. %12 50 kuruş. %12 50 kuruş. %10. %12. Şu reklamlarda çıkmasa olmaz. %12. %11 70 kuruş. %14. %11 45 kuruş. %17. %17. %11 10 kuruş. 0,5 kuruş. Ben bunu 11 TL 10 kuruş yazacağım. 0,5 ile 10 kuruş arasında. 11 lira da denenebilir. %20. %10 65 kuruş. %27. Bakayım Şubat'ta benim aldığım mal ettiğim rakamlara mı gelecek? %27.
9 TL 70 kuruş. Aynen, benim maliyetim buralardaydı. %34. Çok iyi, çok ucuz almışım valla. 8 TL 80 kuruş. 9 lira da olur. 9 lirayla 8,80. 8 TL 80 kuruş. 9 lira o civarlarda. Şu 9 lirayı da ben buraya ekleyeyim. Buralar ucuz olduğu yerler. Ha, oranın altına kırıp bir manipüle yaparsa, ama manipüle yapacak ya yapılacak gibi durmuyor. Şimdi manipüleye hiç yapılmamış. Şimdi hisse kendini belli eder. Bunda pek manipüle yok ya. Bu hisse çok bir manipüle yok. Çünkü trendi belli. Bu trend içinde gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Çok güzel. Yani sırf bu hisse için, yani tabi al sat tut tavsiyesi değil de, sırf bu hisseye başla. Aşağıdan al, yukarıdan ver. Yukarıdan sat, aşağıyı bekle, aşağıdan al. Çok güzel para kazandırır. Kimseyi muhtaç etmez. Güzel para kazandırır. Çünkü trendi güzel. Şimdi %7,5. 14 TL 30 kuruş. Bakın tekrar yukarı zorlarsa 14 TL 30 kuruş. Hemen üstü direnç. Onu da hatırlayıp 13 TL 40 kuruş. 13,5, yani hemen üstü direnç yani bu hissenin. 13,5. Yani 13,5. Ondan sonra 13,40 kuruş. Buralar direnç. Buraları bir kırması lazım. Eğer bunu kırar, yoksa eğer bunu kırarsa %7,5'a götürürler. Yani 14 TL 30 kuruşa götürebilirler. Ondan sonra %10. 14 TL 65 kuruş. %14. %15 20 kuruş. %23. %23. 16 TL 40 kuruş. Bir de güvenilir değil ama şöyle bir %40'a falan, %44'e kadar zorlatabilirler. O da canı isterse tahtacının. Bilginiz olsun. 19 TL 20 kuruş. 19 TL 20 kuruş. Arkadaşlar, Ulufa hissesinde durum bu şekilde. Bilginiz olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ederim. Telegram sayfama da beklerim. Oradan katılmak isterseniz VIP kanalıma da beklerim arkadaşlar. Hayırlı akşamlar dilerim.